Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Çok kıymetli misafirlerimiz, çok kıymetli hazirun, kıymetli basın mensupları, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hepimizin bildiği üzere bugün 15 Haziran 2021 D8 organizasyonunun 24. kuruluş yıl dönümünde D8'lerin kuruluş imzasının atıldığı mekanda Çırağan Sarayı'nda D8'in 24. kuruluş yıl dönümü programını, toplantısını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu toplantımızın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek, bu duayı yaparak sözlerimize başlıyoruz. Bu toplantımızda D8'lerin ne mana ifade ettiğini, neden önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. D8'lerin 24. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutlamak istiyoruz. Ve D8 organizasyonunun fikir babası, kurucusu, merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı hayırla yad etmek ve anmak istiyoruz. Her şeyden önce yine sözlerimize başlarken, böyle muazzam, böyle çok hayırlı bir organizasyonun, bir örgütün kuruluş yıl dönümü toplantısını gerçekleştirmeyi bizlere nasip ettiğinden dolayı Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ederek sözlerime başlıyorum. Yine sözlerimize başlarken bu çok önemli organizasyonda büyük emeği bulunan Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin Beyefendi'ye, Erbakan Vakfımızın İstanbul temsilciliğine ve bütün emeği geçen arkadaşlarımıza hususi teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve yine elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına toplantımıza katılan Mustafa Elitaş Bey'e, AK Parti Genel Başkan Yardımcımıza ve kendileriyle birlikte Afganistan'dan buraya davetimize icabet eden Afganistan eski Dışişleri Bakanı Selahattin Rabbani Bey'e ve elbette ki D8 Genel Sekreter Yardımcısı, Müslüman ülkelerin büyükelçileri ve bütün D8 üye ülkelerin büyükelçileri ve konsoloslarına ve bütün yurt içinden, yurt dışından katılan misafirlerimize huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bugün kuruluş yıl dönümünü idrak ettiğimiz D8'ler, yeni bir dünyanın resmi ve somut adımı olması hasebiyle çok büyük mana ifade etmektedir. Bugün içinde bulunduğumuz dünyanın yerine yeni ve adil bir dünyanın kurulması için bundan 24 sene evvel yine bu mekanda Çırağan Sarayı'nda merhum Erbakan hocamızın öncülüğünde atılan bu adım bütün mazlumlar, bütün ezilenler, 7 milyar insanlık için çok büyük mana ifade etmektedir. Yeni bir dünyanın kurulmasına neden ihtiyaç duyulmuş? Çünkü bugün içinde bulunduğumuz dünyada maalesef paylaşımda adalet ilkesi gözetilmiyor. Yönetimde adalet ilkesi de gözetilmiyor. Yönetimde, paylaşımda adil bir şekilde gerçekleşmiyor da onun için. Bugün hiç kimse içinde bulunduğumuz şartların adil olduğunu, içinde bulunduğumuz mevcut dünya düzeninin adil bir düzen olduğunu iddia edemez. Bu mümkün değildir. Niçin? Çünkü bugün maalesef haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı sayıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bugün maalesef güçlünün güçsüzü ezdiği bir dünyada yaşıyoruz. Ve bugün dünyamızda 7 milyar insan aslında doğuştan hepsi aynı temel haklara sahip olmasına rağmen sözle söylendiği zaman, konuşmalarda ifade edildiği zaman eşitlik ve adaletten söz edilmesine rağmen bu 7 milyar insan paylaşıma geldiğinde, bu sahip olduğu hakları kullanmaya geldiğinde maalesef ki bu adaletten eser göremiyoruz. 7 milyar insanı etkileyen kararlar bir avuç imtiyazlı ve güçlü zümre tarafından alınmaktadır. Buna 7 milyar insan olarak hepimiz açık bir şekilde şahidiz. Peki dünyanın bu hale gelmesinin temelinde yatan sebep nedir? Merhum liderimiz Erbakan hocamızın her fırsatta ifade ettiği gibi
dünyayı kuvveti üstün tutan zihniyetin yönetiyor olmasıdır. Tarih boyunca, asırlar boyunca hakkı üstün tutan medeniyetle kuvveti üstün tutan medeniyet birbiri ardına dünyada hakim olmuş. Hakkı üstün tutan medeniyet ne zaman hakim olduysa insanlık saadet ve selamet bulmuş, kurtuluşa ermiş. Kuvveti üstün tutan medeniyet ne zaman hakim olduysa da kan, gözyaşı, savaşlar ve sömürü maalesef hakim olmuş. Yine merhum Erbakan hocamızın defalarca üzerine basarak ifade ettiği gibi hakkı üstün tutan medeniyetler kaynağını peygamberlerin zihniyetinden almaktadır. Peygamberlerin hak anlayışı, hakkı üstün tutan medeniyetin hak anlayışına göre hak sadece dört temel sebepten doğar. Bunlardan bir tanesi her insanın doğuştan sahip olduğu Cenab-ı Allah'ın bahşettiği haklar. Canının korunması hakkı, malının, mülkiyetinin korunması hakkı, inanç ve ibadet hürriyeti, ırz ve nesebin korunması hakkı ve aynı zamanda aklın korunması hakkı. Bu birinci temel hak 7 milyar insan içinde geçerlidir. İkincisi adalet gereği doğan haklar. Üçüncüsü karşılıklı rıza ile yapılmış olan anlaşmalardan doğan haklar. Ve dördüncüsü de emek karşılığı doğan haklar. Bu dört temel sebep dışında hiçbir şekilde başka bir hak iddia edilmesi mümkün değildir. Ancak diğer taraftan kuvveti üstün tutan medeniyete göre ise hak yine dört sebepten doğuyor. Onlar nedir? Güçlü olmak, kuvvetli olmak. İkincisi imtiyazlı olmak. Üçüncüsü çoğunluk. Dördüncüsü de menfaat ve çıkar. Kuvveti üstün tutan medeniyete göre hak bu dört sebepten doğuyor ve asırlardan beri yaşanan zulümler, şu anda içinde bulunduğumuz dünyada yaşadığımız maddi ve manevi sıkıntılar, işte bu yanlış hak anlayışından, bu yanlış hak anlayışına sahip bir zümrenin dünyaya hakim olmasından kaynaklanıyor. Bu yanlış hak anlayışının öncülüğünü yine merhum liderimiz Erbakan hocamızın yıllar boyunca ortaya koyduğu gibi bundan 5760 sene evvel yazılmış olan Kabala isimli kitaba kendi zihniyetlerini dayandıran zümre yapmaktadır. Kabala'dan esinlenen, Kabala'ya iman etmiş olan bu bir avuç zümre bugün maalesef dünyada maddi gücü ele geçirmişler, yanlış hak anlayışına sahipler, hakkın kuvvetten, menfaatten, çoğunluktan, imtiyazdan doğduğunu düşünüyorlar ve bu nedenle de 7 milyar insana maalesef acı çektiriyorlar. Bu zümre geçtiğimiz asırlarda protestanlığı kuran zümredir. Faizci kapitalist sistemi dünyada hakim kılmak, böylece sermayelerini oturdukları yerden daha da yüksek bir seviyeye getirmek, yine Amerikan dolarını ortaya koyan ve dünya parası rezerv para haline getiren bu zümredir. Karşılıksız olarak bastıkları bu yeşil kağıt Amerikan dolarını dünya parası haline getirerek bütün dünyada hakimiyet sağlamışlardır ve 7 milyar insanı sömürmektedirler. Doların üzerindeki 13 katlı piramitle sembolize edilen organizasyonu kurmuşlar ve bu organizasyon vasıtasıyla asıl ana hedeflerine doğru 5700 seneden beri yürüdükleri gibi bugün de yürümeye devam etmektedirler. Para gücüyle, insan gücüyle büyük İsrail'i kurmak ve bütün insanlığın kendilerine köle olduğu bir tek dünya devletini hayata geçirmek maksadıyla çalışmalarını en hızlı bir şekilde sürdürüyorlar. Maalesef 2. Viyana kuşatmasından sonra 350 seneden bu yana maddi güç, dünyada hakimiyet bu zihniyetin, yani kuvveti üstün tutan Kabala temelli bu zihniyetin eline geçtiği için hem Orta Doğu'da hem bütün İslam aleminde hem de bütün dünyada zulüm, sömürü, çifte standart ve haksızlıklar, kan ve gözyaşı almış başını gitmektedir. Geçtiğimiz yüzyılda Birinci Dünya Savaşı'nı gerçekleştirdiler. Bu savaşın maksadı Filistin topraklarında söz sahibi olabilmek, Osmanlı İmparatorluğu başta olmak üzere söz dinlemeyen imparatorları ve kralları tasfiye etmek. Arkasından İkinci Dünya Savaşı'nı gerçekleştirdiler.
İsrail devletini Filistin toprakları üzerinde resmi olarak kurabilmek ve aynı zamanda Avrupa ve bütün dünyadaki Beni İsrail mensuplarını Filistin topraklarında İsrail devleti çatısı altında toplayabilmek için ve bu İkinci Dünya Savaşı'nın arkasından yaptıkları Yalta Konferansı'yla 1945 yılında bugünkü dünya düzeninin temellerini attılar. Bugünkü dünyanın bir zulüm, çifte standart dünyası olmasının sebebi Yalta Konferansı'nda bugünkü dünyanın temellerini atan zihniyetin hakkı değil kuvveti üstün tutan zihniyet olması dolayısıyladır. 20. yüzyıl ilk yarısı 1945'teki Yalta Konferansı'na kadar olan kısmı savaşlar, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, insanlık kanla, gözyaşıyla, savaşla yoğruldu. 1. Yalta Konferansı'ndan sonra 1945'ten 1990'a kadar geçen sürede iki kutuplu dünyada da yine insanlık barışa, huzura, insan haklarına hasret kaldı. 1990 yılından itibaren 2021'e kadar gelen bu 31 senelik sürede de tek kutuplu dünyada da özellikle İslam alemi, Orta Doğu coğrafyası kan, gözyaşı ve savaşlar içerisinde kaldı. İnsanlık, İslam alemi kurtuluşa, huzura, barışa hasret kaldı. Neden böyle oldu? Çünkü biraz evvel söylediğim gibi Yalta Konferansı'nı düzenleyen irade, Yalta Konferansı'yla 1945 yılında bugünkü dünya düzenini kuran zihniyet, kuvveti, menfaati, çoğunluğu hak sebebi sayan, imtiyazları hak sebebi sayan bir zihniyetti de onun için. 1990 yılından sonra tek kutuplu dünyanın şifreleri NATO'da 1990'da İskoçya'da gerçekleştirilen NATO toplantısında bizzat Margaret Thatcher tarafından ortaya konuldu. Orada Soğuk Savaş dönemi sona erdi. Bundan sonra NATO'nun düşman sembolü kırmızıdan yeşile dönecek. Yani dolayısıyla bundan sonra düşmanımız İslam alemi olacaktır konuşması yapıldı ve adeta 20. Haçlı Seferi ilan edildi. Bu 20. Haçlı Seferi doğrultusunda Irak işgali, Büyük Orta Doğu Projesi, Bosna Hersek'teki katliamlar, Azerbaycan'daki katliamlar, kan, gözyaşı, zulüm ve sömürü 1990'dan günümüze kadar da devam etti ve defaatle ifade ettiğimiz gibi tüm İslam alemi ve tüm insanlık kurtuluşa hasret kaldılar. İşte bu saydığımız gerçekler yüzünden 1. Yalta Konferansı ile 1945 yılında kurulmuş olan bu zulüm dünyası yerine yeni ve adil bir dünyanın kurulması ihtiyacından dolayı D8 organizasyonu 1997 yılında İstanbul'da, dünyanın baş şehri olarak nitelendirdiğimiz İstanbul'da, Çırağan Sarayı'nda merhum Erbakan hocamızın öncülüğünde bu adım atıldı. D8'ler başından beri söylediğimiz gibi yeni ve adil bir dünyanın ilk adımıdır, resmi adımıdır, somut adımıdır. Bu yeni ve adil dünyanın adeta çekirdeğidir. 5 milyardan fazla ezilen insanın oluşturduğu ezilenler camiasının çekirdeğidir. Sadece Müslümanların değil, bütün ezilenlerin hakkının korunması, dünyanın her köşesinde zulmün, sömürünün, adaletsizliğin ortadan kaldırılması için atılmış son derece önemli, son derece tarihi bir adımdır. 15 Haziran 1997'de adil bir dünyanın çekirdeğini oluşturmak üzere Türkiye, İran, Malezya, Endonezya, Pakistan, Bangladeş ve Nijerya'dan oluşan 8 üye ülkenin hükümet ve devlet başkanları yine burada Çırağan Sarayı'nda toplandılar ve hep birlikte yeni ve adil bir dünya yolunda o imzaları attılar. Bugün 24. yılında biz de bütün İslam aleminde büyük bir heyecana ve coşkuya yol açan 15 Haziran 1997'deki D8 zirvesini, D8'in kuruluşunu tekrardan anmak, kutlamak ve yad etmek üzere bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. D8'lerin kurulmasıyla ilk adımı atılan yeni dünya projesi 3 kademede gerçekleşecek bir projedir. Birincisi D8 organizasyonunun kurulması.
bu yeni dünyanın, adil dünyanın çekirdeğinin teşekkül etmesi. İkincisi, bu D8'in 57 Müslüman ülkeyi adil bir dünyayı kurmak için kucaklaması ve D60'ın kurulması ve aynı zamanda da bu D8 çekirdeğinin 160 ezilen ülkeyi kucaklayıp adil bir dünyayı kurmak için onlarla ortak hareket etmeye başlaması ve üçüncü adımda da D160'ların, yani Müslüman olsun olmasın, bütün hakkı gasp edilen ve ezilen ülkelerin G7'lerle bir yuvarlak masa etrafında oturması ve adil bir dünyanın prensipleri üzerinde anlaşmaya varması. Bu adımların atılması maksadıyla 1997 yılında merhum Erbakan hocamızın öncülüğünde, Türkiye'nin öncülüğünde D8 organizasyonu hayata geçirildi. D8'in hedeflediği yeni dünya doğru hak anlayışı temeline dayanan bir dünya olacaktır. Bu dünyada güçlüler haklı olmayacak, haklılar güçlü olacaktır. Ezen ezilen olmayacaktır. Herkese hakkını veren barışçı bir dünya hayata geçirilmiş olacaktır. Bu yeni dünyanın çekirdeği olan D8'lerin armasında yer alan, burada sahnedeki görselde de gördüğümüz 6 tane yıldız, hem D8'lerin hem de bu kurulacak olan yeni dünyanın 6 temel prensibini ifade etmektedir. Nedir o prensipler? Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, tekebbür, üstünlük taslama değil eşitlik, sömürü değil işbirliği, baskı ve tahakküm değil hürriyet ve insan hakları. Bu 6 temel prensip hem D8'lerin kuruluş prensipleridir, hem de aynı zamanda D8'lerle kurulacak olan yeni ve adil bir dünyanın temel prensipleridir. Bu bakımdan incelendiğinde D8'ler 20. yüzyılın en önemli, en tarihi olaylarından bir tanesidir. 20. yüzyılın 21. yüzyıla en kıymetli hediyesidir. D8'lerin kurulması baştan sona kanla, gözyaşıyla, acıyla geçen 20. yüzyılın sonunda artık aydınlığa, kurtuluşa açılan bir kapı manasını taşımaktadır. D8'in özelliği G7'lerle çatışmak için yüzyıllar boyunca siz bizi sömürdünüz, bundan sonra da biz sizi sömüreceğiz demek için kurulmamıştır. D8'ler G7'lerle yeni bir dünyayı birlikte kurmak için herkesin hakkına riayet edilecek bir adil dünyanın kurulması için kurulmuştur. D8'ler sadece Müslümanları, sadece İslam alemini değil, biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi bütün gelişmekte olan ülkeleri, bütün ezilen insanları kucaklamak üzere kurulmuştur. Hiç kimsenin hakkına tecavüz etmek için kurulmamıştır. D8'ler gelişmekte olan bütün ülkelerin hep birlikte işbirliği içerisinde hızlı bir biçimde kalkınması için kurulmuştur. Uluslararası mekanizmalardaki etkinlik gücünün arttırılması için kurulmuştur. Bu gelişmekte olan ülkelerin, bugüne kadar ezilen ülkelerin uluslararası mekanizmalardaki etkinlik gücünün arttırılması için kurulmuştur. Yine bu ülkelerin dünya ekonomisindeki güçlerinin arttırılması için kurulmuştur ve bu ülkelerin halklarının yaşam standardının, refah seviyesinin arttırılması maksadıyla kurulmuştur. D8'lerin kurulduğu 97'den bugüne kadar geçen 24 senenin sonunda geldiğimiz noktada D8 organizasyonunun önemi, hayatiyeti apaçık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Çünkü 1990'dan sonra, 2000'li yıllardan sonra da ırkçı emperyalizm, kökenini Kabala'dan alan ırkçı emperyalist zümre, onların kontrolündeki Amerikan yönetimi ve G7, Orta Doğu'ya, İslam alemine ve dünyaya huzur ve barış getirmemiş, tam tersine savaşlar, zulüm ve sömürü hakim olmuştur. Bugün D8'lerin niçin kurulduğunu, bunun ne kadar zorunlu bir adım olduğunu ve bütün insanlık için önemini 24 yıl öncesine nazaran çok daha açık, çok daha net bir şekilde görmekteyiz. Orta Doğu'da, tüm İslam coğrafyasında yaşanan olaylar D8 organizasyonunun önemini, hayatiyetini bir kez daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Yine bununla birlikte üzülerek ifade ediyoruz ki
D8'lerin kuruluşundan bu yana geçen 24 senede maalesef gerektiği kadar hızlı bir işleyiş gerçekleşmemiştir. D8'ler kurulduğu günden bugüne kadar geçen 24 senenin sonunda olması gereken noktada maalesef değildirler. Bu sebeple D8'lerin 24. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda Erbakan Vakfı olarak D8'lerin kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde çalıştırılması, kuruluş hedeflerine ulaşması için gerekli adımları atmaları yönünde üye ülkelerin hükümetlerine, yetkililere çağrıda bulunuyoruz. D8'i oluşturan üye ülkelerin hükümetleri, devlet başkanları, yetkililer resmi adımları, somut adımları çok daha hızlı ve etkili bir şekilde atmalı. D60 hedefine, D160 hedefine bir an evvel ulaşmalıyız. Bugün gerçekleştiğimiz toplantının en önemli hususlarından bir tanesi de işte bu cümledir. Erbakan Vakfımızın düzenlediği bu toplantımızın ve vakıf olarak bundan sonra yapacağımız çalışmaların bu canlanmaya, bu hızlanmaya, bu güçlenmeye, D8'in hedeflerine ulaşmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Ve sözlerimizi burada noktalarken D8'in 24. kuruluş yıl dönümünün hayırlı olmasını, D8'lerin bir an evvel hedeflerine ulaşıp yeni ve adil bir dünyanın bir an evvel hayata geçmesini diliyoruz. Ve tabii ki yurt içinden ve yurt dışından katılan tüm kıymetli misafirlerimize, basın mensuplarına, tüm Haziruna bir kez daha teşekkürler ediyoruz. Toplantımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Çok teşekkürler ediyorum.